Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir yazılı kampıyla birlikteyiz. Bildiğiniz gibi birinci dönem birinci matematik yazılısı Türkiye genelinde ortak sınav şeklinde yapılacak. Sizler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan tüm kazanımlar ve örnek sorularla uyumlu olacak şekilde süper bir çalışma hazırladım. Bu soruların çözümünü öğrendiğinizde sınav sizler için çok basit olacak. Bütün soruları tıkır tıkır çözeceksiniz. Çözümlere geçmeden önce ne yapıyoruz? Videoyu durduruyoruz ve kanalımıza abone oluyoruz. Neden? Çünkü bundan sonra Türkçe kapsamında, fen kapsamında yine harika çalışmalar yapacağız. Onları asla kaçırmıyoruz. Hazırsanız birinci soruyla başlayalım şekilde verilen sarı kutulardaki sayıların toplamı mor kutulardaki sayıların toplamına eşitmiş. Tamamdır. Buna göre soru işaretiyle gösterilen kutuda yer alabilecek üstü ifadeleri işlem yaparak bulacağız. Şöyle baktık. Mor kutularda kimler var? 5'in ikinci kuvveti var. 2'nin ikinci kuvveti var. 3'ün üçüncü kuvveti var. İşte diyor bunları toplarsan sarı kutularda bulunan sayıların toplamına eşit olduğunu görürsün. O zaman öncelikle acaba mor kutulardaki sayıların toplamı kaç? Bunu bularak başlıyorum. İlk olarak 5'in ikinci kuvvetiyle başlayalım. Şimdi bu ne anlama geliyor? Hocam 5 kere 2 10 dersen gümlersin. Çünkü bu o anlama gelmiyor. Gençler burada 5 tabandır, 2 kuvvettir. Önce kuvvete bakarız. Kaç yazıyor? 2. Bu şu anlama geliyor. 2 tane tabanda gördüğün sayıyı yaz. Tabanda 5 var. Hemen bakın 2 tane 5 yazıyorum. Şöyle 1, şöyle 2 Sonra bunları çarpıyorum. 5 kere 5 ne eşitmiş? 25'e eşitmiş. Kaptık değil mi? Evet mor kutularda başka kim var? 2'nin ikinci kuvveti var. Bunu bulalım. 2'nin ikinci kuvveti. 2 tane 2 yaz. 1, 2 bunları çarp. 2 çarpı 2 4'e ulaş. Son olarak 3'ün 3. üçüncü kuvvetini gördünüz. Bunu da bulalım. 3'ün 3. üçüncü kuvveti. Bakın 3 kere 3 9 demiyoruz. 3 tane değil mi? Kuvveti 3 yazıyor. 3 tane tabandaki sayıdan yazıyoruz. Yani tabanda 3 var. 3'ten 3 tane yaz. 1, 2, 3. Sonra bunları çarp olay bitsin. 3 kere 3 9. 9'u unutmuyorum. 9 kere 3 bu da 27'ymiş gençler. Şimdi bunları toplayalım. Mor kutulardaki sayıların toplamına ulaşmış olalım. 27, 25 bir de 4 var. Şöyle topla hemen. 7, 5 daha 12, 4 daha 16. 16'nın 6'sı 51. 2, 2 daha 4, 1 daha 5. Evet mor kutulardaki sayıların toplamı kaçmış? 56'ymış. Sırada sarı kutular var. Önce 2'nin 5. kuvvetini bulalım. 2'nin 5. kuvveti. 5 tane değil mi? Tabandaki sayıdan yazacağım. Yani 2'den yazacağım. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4, şöyle 5. Şimdi ne yapıyorum? Bunları dikkatli bir şekilde çarpıyorum gençler. 2 çarpı 2 4. 4 unutma. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 bakın bu ne yaptı? 32 yaptı. Harikasınız. Devamında 2'nin 3. kuvvetini gördünüz. Onu bulalım. 2'nin 3. kuvveti. 3 tane 2 yazıyorum. 1, 2, 3. Bunları çarpıyorum. 2 çarpı 2, 4. 4 kere 2. Bu da 8'e eşitmiş. İşte bir de soru işareti var. Bunları toplarsam 56'ya eşit olacakmış. Toplayalım 32 8 daha 40 yapar. Yani sarı kutularda arkadaşlar şurası 40. 40 artı soru işareti gibi bir değer düşünebilirsiniz. Evet tekrarlıyorum ne demişti bana? Mor kutularda bulunan sayıların toplamı yani 56. Sarı kutularda bulunan sayıların toplamına eşitti. Yani 40 artı soru işaretine eşit olacak. Hemen bu eşitliği yazalım. Şöyle alt kısma geçmek istiyorum. Mor kutularda bulduğum toplam sayı 56 idi. Bu ne eşit olacak? Sarı kutularda bulunan sayıların toplamına yani 40 artı soru işaretine eşit olacak. Şimdi soru işaretini nasıl bulacağız? 40 ile bir sayı topladın 56'yı verdi. Nedir bu sayı? E tabii ki 16'dır. Hocam nasıl bulduk? 56'dan 40'ı çıkarırız gençler. Kaç kalır? 16 kalır. Yani soru işareti gördüğünüz yere aslında 16 yazılmalı. Peki cevap bu mu? Hayır arkadaşlar yeterli değil. Çünkü diyor ki 16 yerine aslında ben hangi üstlü ifadeleri yazabilirim? Olay bu. Birinci ihtimal şu gençler. 16'nın birinci kuvveti olarak buraya bir değer yazabilirim. Çünkü 16'nın birinci kuvveti kendisine 16'ya eşittir. Problem var mı? Yok. Yine sonucu 16 olacak şekilde farklı üstlü ifadeler de yazabilirsiniz. Hatırlayın. 4'ün ikinci kuvveti yine 16'dır. Neden? Çünkü 2 tane 4'ü yazar ve çarparım. 4 kere 4 bakın 16'yı verdi. O zaman ben buraya 4'ün ikinci kuvvetini de yazabiliyorum. Kaptık mı? Başka bir ifade yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Bakın 2'nin 4. kuvveti de yazabilirsiniz. 4 tane 2 yazıp çarparsınız. Yine bakın 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16 olduğunu görürsünüz. Yani sonuç 16 olacak şekilde ben 3 farklı üstü ifade yazabiliyormuşum. Neymiş arkadaşlar? 16'yı veren 16 üssü 1 yazarım. Başka 4 üssü 2 yazarım. Başka bir de 2'nin 4. kuvvetini yazarım. 3 tane ihtimal söz konusudur deriz. Evet birinci soruyu iyi bir şekilde kavradığınızı düşünüyorum. Geçiyorum ikinci soruya. 120 eksi 80 bölü parantez içinde 3'ün birinci kuvveti artı 1'in üçüncü kuvveti işleminin sonucu sorulmuş. Evet şimdi ne yapacağız burada? Öncelikle arkadaşlar üst ifadeleri bulacağız. Ardından parantezin içine halledeceğiz. Sonra çarpma bölme varsa öne alacağız. Toplama çıkarmayı en sona bırakacağız. Üslü ifadeleri bularak başlayalım. 3'ün birinci kuvveti nedir? Kendisine eşittir. Yani 3'e eşittir. 1'in 3. kuvveti, 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşittir gençler. Çünkü 3 tane 1 yazıp çarpsak yine 1'e eşit olduğunu görmüş oluruz. Güzel. Şimdi bulduğumuz ifadelerle buradaki işlemi bir daha düzenleyelim. Ne diyeceğim? 120 eksi 80 değil mi? Sırada bölü var. Harika. Parantezi açtım. 3 üssü 1 gördüğüm yere artık 3 yazdım. Artı 1 üssü 3 gördüğüm yere de 1 yazdım. Parantezi kapa. En başta 120 var. Eksi, 80, bölü. Bakın hiçbir şey yapmıyorum şu anda. Sırada parantezin içi var. Burayı halledeceğim. 3, 1 daha 4. Evet artık buraya 4'ü yazabiliriz. Burada doğrudan 120'den 80'i çıkarırsanız gümlersiniz. Neden? Çünkü bölme işleminin önceliği vardır. Önce ne yapacaksın? 80 bölü 4 işlemini yapacaksın. Gençler biz 80'i 4'e böldüğümüzde kaçı ulaşırız? Şöyle 2'ye böl, 40'a 2'yi bul... Bir daha 2'ye böl ne gelir? 20'ye 1 gelir. Yani 20'ye ulaşmış oluruz. 80 bölü 4 neymiş? Aslında 20'ymiş. O zaman öncelikle bakın ne yaptık? Bölme işlemini yaptık. Ardından çıkarma işlemini yapacağız. En başta 120'yi gördün. Bir daha yazdın. Eksi. Artık bu kısmı 20 olarak düzenliyorum. Gerisi kolay. 120'den 20 çıktı. Cevap ne olacak? Tabii ki 100 olacak. Pratik bir soruydu. Geldik 3. sorumuza. K makinesi her 25 dakikada 40 kitap basıp 5 dakika ara vermektedir. Tamamdır. L makinesi ise her 15 dakikada 30 kitap basıp 5 dakika ara veriyormuş. Buna göre K ve L makinelerinin 1 saatte bastığı toplam kitap sayısı kaçtır diye bize sorulmuş. Öncelikle K makinesini konuşalım. Bakın bu makine 25 dakika çalışıyor, 5 dakika ara veriyor. Yani şunu söyleyebilirsin. Aslında K makinesi 25 dakika çalıştı artı 5 dakika mola vermek zorunda. Yani toplamda gençler 30 dakikalık periyotlar halinde kitap basıyor. Kaptık mı? Geçiyorum L makinesine. Şimdi L makinesi 15 dakika çalışıyor ardından 5 dakika ara vermek zorunda. O zaman şunu söyleyebilirsin. Demek ki L makinesi de 15 dakika çalıştı artı 5 dakika mola verdi. Yani 20 dakikalık periyotlar halinde basım yapıyor. Tamamdır. Artık gerisi kolay. Ne demişti? Bu makinelerin 1 saatte bastığı toplam kitap sayısı kaçtır? Öncelikle 1 saati dakikaya çevirelim. 1 saat ne anlama geliyor gençler? Tabii ki 60 dakika anlamına geliyor. Öncelikle K makinesine bakalım. Bu 30 dakikalık periyotlar halinde kitap basıyordu. O zaman 60 dakikada kaç kez kitap basar? 30 dakikada bir basım, bir 30 dakika daha yani toplamda iki kez kitap basacaktır. Şöyle gösterebilirsiniz. 60 bölü 30 dersiniz. Yani iki kez kitap basar diyebilirsiniz. Peki L makinesinde durumlar nasıl? Bu 20 dakikalık periyotlar halinde kitap basıyor. Toplam 60 dakikada acaba kaç kez basım yapar? 20, 40, 60. 3 kez değil mi? Bunu nasıl göstereceğiz? 60 bölü 20 diyerek. Bu da bakın gördüğünüz gibi 3 kez kitap basacak. Şimdi gerisini artık tıkır tıkır halledebilirsiniz. K makinesi her basımda 40 kitap basıyordu. O zaman 2 kez basım yaptığına göre ne diyeceğiz? 40 kitap basıyor bir basımda çarpı 2 kez basım yaptı. Yani 80 kitap basacaktır. Kaptık değil mi? Peki L makinesi 3 kez basım yapacak. Her basımda 30 kitap basıyor. O zaman 30 kitap çarpı 3 kez bastı. Yani 90 kitap bastığını söyleyebilirsiniz. Toplam değer sorulmuştu. Hemen 80 ile 90'ı toplarsın. Bu da ne olacaktır gençler? 170 kitap olacaktır. Cevabımız 170 diyoruz. Diğer soruya uçuyoruz. Birbirinden farklı iki doğal sayının çarpımı 36'ymış. Buna göre bu iki doğal sayının toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır işlem yaparak gösteriniz. Gençler yine çok sevilen bir soru tipi odaklanmanızda fayda var diyorum. Şimdi iki tane doğal sayı var. Bunları çarptığımızda sonuç 36 oluyor. Aman dikkat bunlar birbirinden farklı. Öncelikle bunlar hangi sayılar olabilir gelin beraberce konuşalım. Bunların çarpımı 36 imiş. Ben 36'yı iki sayının çarpımı şeklinde gösterebilir miyim? Evet gösteririm. Öncelikle 1 ile başla. Ben 36'yı 1 çarpı 36 olarak yazabilirim değil mi? Bakın sonuç 36'yı verdi. Yani sayılardan biri 1 olur. Diğeri 36 olur. Bunları çarptığımızda bakın ne oldu sonuç? 36 oldu. Problem var mı? Yok. Başka hangi ihtimal olabilir? Mesela sayılardan biri 2 olabilir. 2 çarpı 18 de yine 36'yı verecektir. Bakın sayılardan biri 2, diğeri 18 olduğunda çarpımları yine 36 oluyor. Başka bu sayılardan biri 3 olur gençler. Diğeri 12 olabilir. 3 kere 12 yine bakın sonuç ne oldu? 36 oldu. Başka var mı? Evet var. 36'yı tam bölen sayıları düşünün. Mesela 36 4'e de bölünebiliyor. O zaman 4 çarpı kaç olabilir? 9 değil mi? 4 kere 9 bakın yine 36'yı verdi. Peki bu sayılardan biri 5 olur mu? Olmaz. Çünkü 36 5'e bölünmez. 6 olur mu? Olur. 6 kere 6 yine 36. Burada durduk. Bu işimize yarar mı? Yaramaz. Çünkü diyordu ki sayılar birbirinden farklı. Yani sayılardan biri 6, diğeri 6 olduğunda evet çarpımları 36 oluyor. Fakat bunlar birbirinden farklı olmuyor. O zaman bu ihtimali görmeyeceğim. Bunun dışında arkadaşlar farklı bir ihtimal söz konusu değildir. Farklı sayılar bulamazsınız. Şimdi bunları toplayalım. Acaba kaç farklı değer var beraberce konuşalım. Eğer sayılardan biri 1, diğeri 36 ise bunların toplamı 1 artı 36'dan 37 olur. Sayılardan biri 2, diğeri 18 olabilir. Bunların toplamı ne olur gençler? Bakın 18, 2 daha 20 olabilir. Sayılardan biri 3, diğeri 12 olur demiştik. Çarptığımızda 36'yı veriyordu. Acaba toplamları kaç olur? 3 artı 12 diyorum. Sonuç 15 oluyor. Bir de sayılardan biri 4, diğeri 9 olabilir. 4 kere 9, 36'yı veriyor görüyorsunuz. Toplamları da 4 artı 9'dan 13 olacaktır. Evet gördüğünüz gibi 4 farklı değer alabiliyor. Demek ki bunların toplamının alabileceği 4 farklı değer vardır. Aman dikkat. 6 ve 6'yı almadık. Çünkü bu sayılar birbirinden farklıydı. Lütfen bunu kaçırmayın. Geçiyorum 5. soruya. Bizlere bir tablo verilmiş. Bu tabloda bir mağazada satılan bazı ürünlerin birim fiyatları gösteriliyor. Tamam. Bir müşteri mağazaya gidiyor. 1 adet gömlek, 1 adet ayakkabı, 3 tane çanta, 2 tane kemer alıyor. Kasaya gittiğinde 4000 lira veriyor gençler ve para üstü olarak da 100 lira alıyormuş. Tamam buna göre müşterinin aldığı ayakkabı kaç lira diye bizlere sorulmuş. Şimdi ne yapacağız? Adım adım gideceğiz. Gömlek ne kadar? 600 lira. Kaç tane gömlek aldı? Bir tane gömlek aldı. Demek ki gömlek için ne kadar ödeme yapmak gerekiyor? 600 lira ödeme yapmak gerekiyor. Güzel geçiyorum çantaya. Tanesi 450 lira. Kaç tane çanta aldı? 3 tane çanta aldı. O zaman 450'yi 3 ile çarpmak gerekecek. Şöyle kenarda çarpalım. 450 çarpı 3 diyelim. 3 kere 0 0. Şöyle 3 kere 5 15. 15'in 5'i elde 1. 3 kere 4 12. 1 de elde 13. Tamamdır. Çanta için 1350 lira ödeme yapmak gerekiyor. Geçiyorum kemere. 2 tane kemer aldı. Tanesi 375 lira. O zaman 375'i 2 ile çarpacağız. Hemen onu da göstermek istiyorum. 375 çarpı 2 diyeceksiniz değil mi? 2 çarpı 5 10. Onun sıfırı elde 1. 2 çarpı 7 14. 1 de elde 15. 15'in 5'i yine elde 1. 2 çarpı 3 6. 1 de elde 7. Evet kemer içinde gençler 750 lira ödeme yapmak gerekiyor. Ayakkabı kaç tane aldı? Bir tane aldı. O zaman bunu da soru işareti gibi görebiliriz. Şimdi bunların tamamı için kasaya gitti. 4000 lira verdi. Para üst olarak da 100 lira aldı. Tamamı için ne kadar ödeme yapmış? Dersin ki, "Hocam 4000 verdik, 100 lira para üstü aldık. Yani 3900 lira tamamı için ne yaptık gençler? Ödeme yapmış olduk, değil mi? Yani şurada gördüğünüz sayıların tamamı aslında 3900'e eşit olmak zorunda. O zaman diyeceğim ki 600'ü, 1350'yi, 750 lirayı ve ayakkabı ödediğim parayı toplarsam 3900 lira olur. Şu üçünü toplayalım. 3900'den çıkardığımızda zaten ayakkabıyı bulmuş olacağız. O zaman diyelim ki 1350 neydi bu? Çanta artı 750 bu neydi? Kemer bir de 600 lira gömleğe ödeme yaptık. 3 için acaba ne kadar ödeme yaptık? 0 0 0'ı indir. 5 5 daha 10 Zaten bu 0 salla. onun 0'ı elde 1. 3, 7 daha 10. 6 daha 16. Bir de elde 17. 17'nin 7'si yine elde 1. 1, 1 daha 2. Bakın bu 3'ü için 2700 lira ödeme yaptık. Tamamı için de 3900 lira ödeme yapmıştık. O zaman 3900'den 2700'ü çıkardığımızda ayakkabı fiyatını bulmuş oluruz. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. 9'dan 7 çıktı, 2 kaldı. 3'ten 2 çıktı, 1 kaldı. Evet gençler 1200 liraymış. Ney? Ayakkabı fiyatı. Kaptınız değil mi? Bu şekilde bakın ne yaptık? Sonuca ulaşmış olduk. Tamamı 3900 liraydı. 3'ünü topladık. 3900'den çıkardık. Geriye kalan sonuç zaten ayakkabı fiyatını bizlere vermiş oldu. Güzel, harikasınız. Hızımızı kesmiyoruz. Geçiyoruz 6. sorumuza. Bir duraktaki otobüsler 4 dakikada bir, dolmuşlar ise 5 dakikada bir hareket etmektedir. Saat 6.20'de ilk dolmuş ve otobüs aynı anda kalkmıştır. Peki, buna göre bir dolmuş ve otobüs ilk olarak saat kaçta yeniden aynı anda hareket eder? Şimdi gençler, bir tane durak var. Burada otobüsler 4 dakikada bir kalkıyor. Dolmuşlar ise görüyorsunuz 5 dakikada bir hareket ediyor. Her ikisi ilk olarak saat 6.20'de beraberce kalkmışlar. Ne soruluyor? Acaba diyor ilk olarak saat kaçta yeniden aynı anda hareket ederler. Bunlardan biri 4, diğeri 5 dakikada bir kalktığı için beraberce denk gelmeleri oldukça zor değil mi? Ama şunu söyleyebilirsin. Dersin ki 4'ün ve 5'in ortak katı süresince bunlar bu periyotlarda beraberce hareket edebilirler. O zaman ne yapacağız? 4'ün ve 5'in ortak katını bulacağız. Öncelikle 4'ün katlarına bakalım. Şöyle 4'ün katları diyelim. Ne yazarsın? 4, 8, 12, 16, 20, 24 diye gidersin. 5'in katlarına bakalım. 5'in katları diyelim. Bunun içinde gençler şöyle 5, 10, 15, 20, 25 diye devam edebiliriz değil mi? Neyi fark ediyorsunuz? 4'ün ve 5'in ortak katı bakın bize el sallıyor. Kaç bu? 20 sayısı. Peki 20 ne anlama geliyor? Yani diyor ki bana bunlar 20 dakikada bir ne yaparlar? Birlikte değil mi arkadaşlar? hareket ederler. Her 20 dakikalık periyotlarla bir otobüs ve dolmuş aynı anda kalkar. Kaptınız mı? O zaman diyeceğiz ki ilk olarak saat 6.20'de beraberce kalkmışlardı. Hemen buna 20 dakika eklersen olay biter. 20 dakika sonra ne olur saat 06.40 olur. Yani da yine beraberce hareket eder dersin, tam puanını kaparsın. Süper. Son soruya geçiyoruz. Yine çıkma ihtimali yüksek olan bir soruyla çalışmamızı noktalıyoruz. Bir kutudaki kalemlerin sayısı 4 basamaklı 4250 bir şey. Bu sayıya eşittir. Bu sayı 9 ile kalans olarak bölünebiliyormuş. Buna göre bu kutudan en az kaç kalem çıkarılırsa toplam kalem sayısı 5 ile kalans olarak bölünebilir. Şimdi bu sayı kesin olarak 9 ile bölünüyor mu? Evet bölünüyor. Kural neydi? Sayıda gördüğümüz rakamların toplamı 9'un katı olmalı gençler. Yani şunu söyleyebilirsin. Hocam 4 artı 2 artı 5 artı bir de üçgen dersem bu ne olmak zorunda? 9'un katı olmak zorunda. Düzenleyelim. 4, 2 daha 6, 5 daha 11. Yani 11 ile üçgenin toplamı 9'un katı olan bir sayı olmak zorunda. 9'un bir katı kendisi 9 olamaz. 2 katını alın arkadaşlar 18 değil mi? O zaman şunu söyleyebiliriz. Ben 11 ile üçgeni toplarsam kaç olmak zorunda? 18 olmak zorunda. Buradan üçgeni artık rahatlıkla bulursunuz. 11 ile hangi sayı toplarsam 18 olur? 7. Nasıl bulduk? 18'den 11'i çıkardık. Yani üçgen eşittir. 18 eksi 11 diyorum. Üçgen buradan 7 olarak geldi. Evet artık sayımızı yazabiliriz. Yani bizim 4.250 bir de üçgen diye gördüğümüz sayı aslında neymiş gençler? 4.257 imiş. Üçgen 7 olarak bulduk. Hemen buraya 7 yazdım. Şimdi ne soruluyor? Diyor ki bu kutudan en az kaç kalem çıkarılırsa toplam kalem sayısı 5 ile kalans olarak bölünebilir. 5 ile kalans olarak bölünmesi için son rakamın 0 ya da 5 olması gerekiyor. Bunun dışında bir ihtimal söz konusu değil. Sayıya baktık. 4257 son rakam 7. Arkadaşlar ben bundan 7 çıkardığımda son rakam 0 olur. 5 ile kalan olarak bölünür. Fakat dikkat burada diyor ki en az kaç kalem çıkarılırsa siz sondaki rakamı 5 de yapabilirsiniz. Dolayısıyla ben bundan 2 çıkardığımda son rakam 5 olur. Yine 5 ile kalan olarak bölünebilir. Yani cevap ne olacak burada? 2 olmak zorunda. Hemen onu gösterelim. 4200 57. Ben bundan 2 sayısını eğer çıkarırsam bakın ne oldu sonuç? 7'den 2 çıktı 5 kaldı. 5, 2, 4. 4255. 5'in katı mı? Evet 5'in katı. Yani 5'e kalansız olarak bölünebilir. Çünkü son rakam 0 veya 5 olmak zorunda. Demek ki diyorum en az kaç kalem çıkarabilirim? En az 2 kalem çıkarabilirim. 2 kalem çıkardığımda buradaki toplam değer 5'e kalan olarak bölünecektir. Bakın tekrarlıyorum. 7 kalem de çıkarabilirdiniz. Fakat bize en az kaç kalem çıkarılır diye sorulduğu için daha küçük olan 2'yi tercih etmiş olduk. 4257'den 2 çıkardığımızda ne kaldı? 4255 kaldı. Gördüğünüz gibi 5 ile kalansız olarak bölünebiliyor. Yani en az 2 kalem çıkarıldığında arkadaşlar sonuca ulaşmış oluyoruz. Bu şekilde yaptığınızda tam puanınızı kaparsınız. Evet sevgili öğrenciler bugün sizlerle beraber matematik sınavı öncesinde süper bir çalışma yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Artık hazırsınız. Umarım yüksek puanları yakalarsınız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer yazılı çalışmalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.